Promosyon kararı aslında tabii ki müjde olarak değerlendirmek mümkün değil. Zaten bankalar e, maaş alan, bankada maaş alan herkese belli bir promosyon veriyor. Bunu özel bankalar ve devlet bankaları biçiminde e, ayırdığımızda devlet bankaları biraz daha genelde düşük veriyor. Özel bankaları biraz daha yüksek veriyor. Sonuçta şunu söylemek gerekir. Zaten şu anda biz herhangi bir bankaya gitsek, maaşımızı taşırsak, Erdoğan, Sayın Erdoğan dediği rakamların ortalarında ya da üzerinde bir promosyon zaten aldınız. Bu neyin müjdeymiş? Yani böyle bir şey yok zaten. Bu aslında bizim e, önce 40 merkezde belirledik ama talep gelince 43 merkezde Türkiye'de eş zamanlı yaptığımız basın açıklaması eylem etkinliklerden sonra hiç kimsenin bu emeklilerin isyanına kaysız e, kayıtsız kalmadığının bir göstergesidir. Erdoğan, Sayın Erdoğan'ın açıklaması bunun bir göstergesidir ki zaten muhalefetler de muhalefet partiler de sessiz kalmadı. Ar Ardı arkasına açıklamalar yapıyorlar. Eee şimdi sessiz kalmadı da peki ne yapıyor? Bizim alışa geldiğimiz sürekli emekleri oyalamak taktiği yapıyorlar. Yani eee ölümü gösterip sıtmaya razı etme gibi bir şey bu. Bize verilen bir vaat yok zaten bu vaat değil. Bu sadece kandırma yani bizi saf yerine koyma. Ya emeklerin akılla bu kadar oynanabilir mi? Yani emekler zaten promosyon alıyor. O da zaten çalışanlardan çok çok daha az alıyorlar. Yani 3 yılda bir veriliyor bu. Yani herhangi bir bankaya gittiğinizde maaşı maaşı taşıdığınızda bunları veriyor. Bunun müjde olacak bir tarafı yok ki. Ama başka bir şeyin ikrarıdır bu. Bu aslında şimdiye kadar vahşi kapitalizmin neoliberal politikalarını uyguladıkları AKP iktidarının iflasının bir e, e, ikrarıdır. Yani ekonomi politiklerinin iflasının bir ikrarıdır. Biz size bir şey veremeyeceğiz. İşte böyle sizi oyalayacağız. Sizi kandıracağız. Ağzınıza bir parmak bal çalacağız. Bu şekilde sizi de saf yerine koyuyoruz demenin başka bir açıklaması değildir bu. Biz e, bunu kabul etmiyorsak Bu böyle bir şey olamaz. Sayın Erdoğan diyor ki müjde verdim. Ya neyin müjdesi bu? Yani daha önce de bankalarda verilen promosyonun işte 500 lira arttırılmıştır. 3 yıla 3 yılda yani Be, 7500 lira veriyordur, 8000 lira olmuştur. Ya da 7000 lira veriyordur 8000 lira olmuştur. Ya da işte 6000 lira veriyor 8000 lira olmuştur. Bu da zaten 3 yıllık bir şey. Yani 3 yılda bir yenilenen bir şey. Bunun bir değer var mıdır? Enflasyon karşısında zaten 2 ay değerleyecek şeylerdir. O nedenle hem bu iktidarın bir tasarrufu da değil. Yani şimdi gideceksiniz bir özel bankayla anlaşacağız. Şu maaşıma promosyon ver. İktidarı ne ilgilendirir ki? İktidarla ilgili bir şey değil ki bu. Bütçeyle ilgili bir şey değil. Hazineyle ilgili bir şey değil. Mali politikalarla ilgili bir şey değildir. O sadece bankayla ilgili bir şeydir. Dolayısıyla e, yani bu vallahi bilemiyorum ama nasıl tarif edeceğim de bilemiyorum. Aslında şöyle bir şeyin de ikrarıdır. Ya biz size aslında seçimlerden sonra zırnık koklatmayacağız emeklileri e, ve çalışanlara da bu olacaktır. E, yoksulluğa, sefalete, aşla mahkum ettirmeye devam edeceğiz demenin ikrarıdır. Bu yerel seçimde emekler emekliler iktidara bir sarı kart gösterecektir kesinlikle. Yani şu zam e, zulüm e, durumunda bu hayat pahalılığında bir kahveye gidip çay içemez duruma gelen emeklinin bu şartlarda eğer hala iktidara destek olacağı söyleniyorsa bence bu büyük bir e, aldatmadır. İktidara bir sarı kart verecektir ve emekliler gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Başka da seçeneğimiz yok. Bizim zaten demokratik kanalları zorlayarak emeklilerin e, sorunlarına çözüm üretilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yapmazlarsa ne olur? E, bekleyeceğiz. Mayıs sonu gibi muhtemelen öyle olacaktır. 8-9 yerde mitingler yapacağız. Yani iktidarı uyarmaya, sıkıştırmaya devam edeceğiz. Yani diyeceğiz ki ya emeklinin sorununu çöz ya da çöz diyeceğiz. Bu konuda ısrarımız olacaktır ve mücadelemizi de demokratik ve barışçıl olmak kaydıyla yükselterek devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı emekliler ilgili ilan etti ama biz piyasaya çıktığımızda, alana çıktığımızda günün sonunda emek emeklilerin sefaalet yılını gördük. Böyle bir şey yok. Yani emeklilere verilen e, maaş artışlarına baktığımızda ya da bayram ikramilerine baktığımızda veya diğer e, e, taleplerimize baktığımızda ortada bir şey yok. Dolayısıyla böyle bir e, emekli yılı falan yok. Zaten bu bunun böyle olmadığını e, işte bu bankaların prim meselesinden de ortaya çıkıyor. Ee, Cumhurbaşkanı'nın seçimlere yönelik böyle taktikleri var zaten. Yani olmadık şeyleri söylüyor. Ee, ne kadar oradan devşirebilirsem diyor. Ama biz biliyoruz ki 31 Mart seçimlerinden sonra hepimizi çok zor günler bekliyor ve ekonomik olarak çok daha zorlanacağımızı biliyoruz. Şimdi peki bize kayıtsız kalmayacaksanız o zaman bizim taleplerimizi karşılayın diyoruz. Bakın biz 19 Mart'ta 43 merkezde e, Salı günü sokağa çıktık ve haykırdık. Taleplerimizi açıkladık. Dedi ki, Sosyal Güvenlik Reformu diye 2008'de uygulamaya koydunuz, bunu bu yasayı kaldırın. Emeklileri esasen e, ekonomik sıkıntıya sokan bu yasadır. Yani siz bu yasayı koymasaydınız, zaten bizde şimdi şu an en düşük emekli maaşı 25 bin olacak siz hazine yardımıyla 10 bin lira yapmış durumdasınız şu anda o yasadan sonra. Dolayısıyla e, dedik ki ya maaş güncelleme katsa, prim güncelleme katsayısını yeniden düzenleyin. Emeklilik e, bayram ikramiyelerini yeniden düzenleyin. Yani yılda dört sefer asgari ücret düzeyine çıkarın. Dahası bizim e, sağlık sorunlarımız var. Bu sağlık sorunlarımızın çözülebilmesi için e, kolay erişmemiz lazım hastanelere, sağlık birimlerine. Bunu sağlayın. Tedavi tetkikleri ücretsiz yapın, özel veya devlet hastanesi fark etmez, nereye gidersek gidelim. E, sağlık konusunda bir ücret arınmasın dedik. Ve en önemlisi de örgütlenme özgürlüğümüzün, sendikalaşma özgürlüğümüzün öndeki engelleri kaldırın dedik.